Zannediyorum en son Balıkesir'de eğitim programında hep birlikteydik. Şimdi burada da beraber olmak nasip oldu. Kıymetli arkadaşlar, güvenlik eksenli, bir anlamda korumak eksenli bir konjonktürden geçiyoruz. İstikrarı korumak, güvenliği korumak, doğayı korumak, çevreyi korumak gibi farklı kaygılar ve gayretler içerisinde bir dünya gündemini hep birlikte yaşıyoruz. Daha da önemlisi, güvenliğin ekosistemi etrafımızda giderek daha da büyüyor. Siyasi istikrar korumak ekonomik alanı etkiliyor. Sosyal alandaki bir farklılığın üretebileceği çatışma da siyasal istikrarı etkiliyor. Terör göçü, uyuşturucu terörü, bir virüs salgını, yani sağlık, tüm dünyadaki güvenlik dengelerini etkiliyor. Bu size saydıklarım kitabi değerlendirmeler değil. Son iki yıldaki yaşadıklarımıza bir bakarsak, yani iklim için kaygı duymaktan tutun, salgınla karşı karşıya kaldığımızdan tutun, Suriye meselesi, Irak meselesi, Afganistan meselesinden tutun, en son Rusya-Ukrayna savaşına kadar aslında nasıl bir koruma anlayışıyla, ihtiyacıyla karşı karşıya kaldığımız net ortadadır. Tıpkı bir ağaç ve sürekli büyüyen gölgesi gibi insan aslında sabit ama güvenliğinin alanı giderek büyüyor. Eskiden devletin ve görevli kurumların sadece polis eliyle asayişi, asker eliyle sınırları koruduğu bir dünya modelinden bugün iletişimden, algılarımızın bile dezenformasyonla yönlendirilmesine karşı bir güvenlik ihtiyacı hissediyoruz. Altını çizerek söylüyorum. Devletler yine kendini korumaya çalışıyorlar. Toplumun bütününe ait korumayla ilgili kurallar, kanunlar, gelenekler, görenekler, etik değerler her ne kadar aşındırılmaya çalışılsa da yine var. Ama size bir şey söyleyeyim. Küresel sistem, farkındasınız veya değilsiniz, bireyi yalnızlığa, çaresizliğe ve korumasızlığa itiyor. Hepimiz Facebook karşısında teslimiz. Bilmiyorum, yanlışını düşünen var mı? WhatsApp'tan, WhatsApp gruplarından yayınlanan bir habere karşı hepimiz teslimiz. Daha söyleyeyim. Twitter'da şahsımıza karşı, bireye karşı, bütün saldırılara karşı teslimiz. Ve küresel sistem bireyi güvenliğinden yoksun bırakmaya yönelik, kendi kimliğini ayakta tutmaya yönelik bir alan oluşturmuş. Bireyin kendi kimliği olmayacak, güvenliği olmayacak, endişeli olacak, bir koruma alanı olmayacak. Şimdi bütün bunları şunun için söyledim. Bugün sizler Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün parçasısınız. Bu genel müdürlük 2018 yılında kuruldu. Önceden Dernekler Dairesi Başkanlığı'ydı. Peki bu toplumun, sivil toplum anlayışı sadece bu kadar mı geriye gider? Ya bizim miladımız 2018 mi?
Elbette ki hayır. Selçuklu'nun inanılmaz kervansaray sisteminden, derbent teşkilatından tutun, Osmanlı'da zirvesini bulan akıf geleneğine, loncalarda ahirin teşkilatına kadar uzanan bir karakter var. Ve bu karakterin Batı'yla büyük farkı var. Eylül ayında Balıkesir'deki toplantıda ifade etmiştim. Batı'da sivil toplumun gelişme dinamiği daha çok, bilhassa İkinci Dünya Savaşı'nın etkisiyle devletlere bağlanan umudun boşa çıkmasıydı. Bizde ise sivil toplumu, motivasyon kaynağı, güçlü devlet geleneği içinde sivil topluma tanınan özgürlükçü ve serbest, 21. yüzyılda tarif edeceğimiz demokratik bir alanın varlığıdır. Bu yüzden Osmanlı'daki loncalar, ayan, vakıf gibi yapılardan oluşan sivil toplum devlet ilişkisi, modern dünyadaki sivil toplum devlet ilişkisine biraz benzer. Hem eskiye ait bu yapılar, hem de kendi kültürümüzden ve inancımızdan gelen şura ve istişare geleneği, bugünkü modern anlamda bir sivil toplum alanının zeminini bizim açımızdan hazırlamıştır. Sivil toplum anlayışı bizim ithal ettiğimiz bir anlayış değildir. Elbette ki sadece şura ve istişare değil, bir arada olma. Yani bizim dinimizin bize en önemli tembihatlarından birisi birlikte rahmet vardır. Yine bizim inancımızın, geleneğimizin, kültürümüzün bize en önemli tembihatlarından birisi komşusu açken tok yatanı sorgulayan bir anlayışıdır. Yine bizim geleneğimizin, sözlerimizin en güzel anlayıştan birisi komşu komşunun külüne muhtaçtır. Yani dayanışmayı en yakından başlatıp genel bir iklime döndürmeye çalışan ve bunu kabul eden bir anlayışın temsilcileriyiz. Biz her hafta cuma namazına gidiyoruz. İmam hutbeye çıkıyor. Orada bir şey söylüyor. Diyor ki yardımlara en yakınınızdan başlayarak yapınız. Yani yakın derken kısım akrabayı da kastediyor. Komşu, köylü, kasabalı diye kastediyor. Yani bulunduğunuz çevreyi de kastediyor. Şimdi bunu söylerken esas itibariyle birçok anlayışı bize kulaklarımızın duyduğu ilk andan itibaren zerk etmeye çalışıyor. Ve bu kadar uzun bir sürede mutlaka süreçler arasında, kültürler arasında, bu alanda da Doğu ile Batı arasında da kısmi etkileşimler ve örnek almalar olmuştur. Ancak sivil toplum alanı, oradaki özgürlük alanı ve bunu korumaya yönelik medeniyet aklı kendi özümüzden gelmiştir. İthal değildir. Bize ait anlayışları ve değerleri barındırır. Biz son 4 yıldır dünyada en çok uluslararası yardım yapan ülkeyiz. Kıymetli arkadaşlar, biraz örtüyü kaldırmak istiyorum. Sivil toplumculuk var. Alınanlar alınabilirler. Dünyada iki tip sivil toplumculuk var. Hayır ve şer. Siz iyi bir alan açarsınız. Bu alanı istismar etmeye çalışırlar. Bu hayatın olağan akışı içinde hep gördüğümüz bir iştir. Hayır sivil toplumculuk. Kız çocuklarımızın daha fazla okumasını teşvik etmek ve bu konuda bir sivil toplum dayanışması ve hareketi ortaya koymak. Bu hayırdır.
Hayır sivil toplum örgütçülük, bireylerin, fertlerin kişisel gelişim kapasitelerini arttırmak için adım atmak ve bunun için bir sivil toplum hareketi oluşturmak doğru bir şeydir. Hayır sivil toplum örgütçülük, yani hayra yönelik, kendi ülkenizdeki yetiminden fakir fukarasına kadar tüm insanlarla dayanışmayı özendirecek ve ortaya koyacak sivil toplum örgütçülüğü hayır sivil toplum örgütçülüğüdür. Hayri bir iştir. Hele bunu dünyaya da uzatmak daha hayri bir iştir. Ki biz bunu bugün bu dediklerimizin hepsini bir vesile yapıyoruz. Çocuklarımızı kitap okumaya sevk edecek gençlerimizi güzel bir iştir. Yaşlarımıza sahip çıkacak sivil toplum örgütü güzel bir iştir. Doğaya, çevreye, hayvana, bütün bunlara sahip çıkacak sivil toplum örgütü bunlar güzel işlerdir. Bir takım mesleki birliktelikler oluşturarak o mesleğin temel dinamiklerini o meslektaşlarla paylaşmak hayır bir iştir. Onun dünyadaki gelişimlerini paylaşmak elbette ki hayır bir iştir. Çocuklarımızı spor, kültür, sanat, geçmiş değerlerimize ait, inançlarımıza ait değerlerle bezemek elbette ki hayırlı bir iştir. Yukarıdan aşağıya birçok şey sayabiliriz. Yani sivil toplum alanında bunlar var onlardan. Ama bunları yapıyormuş gibi gözüküp kültürün içerisinde terörü barındırmak. Başka türlü alanlarda radikalleşmeyi beslemek. Dini istismar etmek. Oradan yapacağın istismarlarla toplumu farklı alanlara evirmeye çalışmak. Geleneklerimize, göreneklerimize, ananelerimize, inancımıza, dinimize, değerlerimize karşı topluma batının kaynak sağlayarak oluşturmaya çalıştığı bölücülüğü beslemek. Cinsiyetsizlik kavramı ortaya koymak. LGBT'cilik, FETÖ'cülük, kuytulculuk, PKK'cılık, DHKPC'cilik. Bunu hem size söylüyorum hem Türkiye'ye söylüyorum. Bunların önemli bir bölümü sivil toplumculuk adı altında geliştirilmektedir. Ve bunların her birinin kökü dışarıdadır. Tekrar ifade ediyorum. FETÖ'nün de kökü dışarıdadır. PKK'nın da kökü dışarıdadır. DHKPC'nin de kökü dışarıdadır. Dini istismar eden DAEŞ gibi tüm organize yapıların kökü dışarıdadır. Ve bunların her birisinin sığındığı limanda LGBT'ciliğin kökü dışarıdadır. Bu ülkenin birliğini bozmaya çalışan, değerlerini erozyona uğratmaya çalışan her şeyin kökü dışarıdadır. Bizim böyle zararlı alışkanlıklarımız yok. Hepsinin kökü dışarıdadır. Bunları söylediğin zaman, şimdi ben İçişleri Bakanı olarak görüyorum. Adam emekli derneği kuruyor. Orayı ifsat ediyor. Bir faiz sistemi oluşturuyor. Oradan rant elde ediyor. Ben bunu görmeyeyim. Adam Diyarbakır'da çevre derneği kuruyor. Avrupa'dan yardım alıyor.
Çocukları PKK'ya gönderiyor. Ben bunu görmeyeyim. Görme canım. Adam Avrupa'dan, Amerika'dan, dünyanın birçok yerinden Türkiye'deki sözde derneklere yardım ediyor. Erkekle erkeğin, kadınla kadının evlenmesini teşvik etmeye çalışıyor. Ben bunu görmeyeyim. LGBT'cilik yapıyor, ben bunu görmeyeyim. Şimdi arkadaşlar, bizim sadece kamu görevimiz yok. Allah'ınızı severseniz biz insanız. Bu toplumun bütün değerlerini bize geçmişlerimiz bıraktılar. Kimi büyük mücadelelerle bıraktılar. Kimileri dünyanın onları tecrit etmesini göze alarak bıraktılar. Ne yapacağız? El teslim. Avrupa sen ne diyorsan ben teslimim, gel yapalım diyeceğiz. Ya o her türlü yozluğun içerisinde olacak. Her türlü değersizliği legalleştirecek. E biz de çocuklarımızı onların dediği gibi yetiştireceğiz. Yetmedi. Yönetimimize müdahale edecek. Gezi olayları Türkiye'nin sivil toplumculuğun istismar edilmesi üzerinden bina edilmiştir. Aklı yetmeyenlere bir kere daha söylemek istiyorum. Bir hayri alanın şerrin nasıl ele geçirdiğinin en güzel delilidir ve ispatıdır. İspatı rüştüdür. Arkadaşlar, ben bugün ülkenin İçişleri Bakanıyım. Belki yarın yokum. Amerika ve Avrupa, Türkiye'deki bir takım yazarları desteklemek, hükümetin cumhurbaşkanlığı, hükümetin politikalarını, hükümetin bakanlarını bizatihi hakaret ettirebilmek, toplumun bütün değerlerini alaşağı edebilmek için vakıfları üzerinden para yardımı yapacak, biz teslim olacağız. Arkadaşlar bunlar hep sivil toplumlar üzerinden gerçekleşiyor. Suriyelilere yardım yapıyorum maksadıyla bu ülkede ajanlık yapacak, etki ajanlığı oluşturacak, ve Türkiye'nin içine sızmaya çalışacak, Türkiye'nin sınırlarında ve sınırların hemen ötesinde ki alanlarda orayı karıştırmaya, ifsat etmeye çalışacak, biz teslim olacağız. Ben anlamıyorum. Hakikaten anlamıyorum. 5 yılı aşkın İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Ben anlamıyorum. Almanya İçişleri Bakanı geçen günlerde yabancılara ve aşırı radikallere karşı 10 maddelik bir eylem planı okudu. Türkiye'de bu eylem planını biz ortaya koysak Türkiye İçişleri Bakanlığı faşisteye yaftalarlar. Ha, inanın öyle ya. Bu eziklik bizde değil Allah'a şükür. Bu eziklik Türkiye'nin batı yalakalarındadır. Bizde yok böyle bir şey. Biz böyle bir ezikliğin içerisinde değiliz. Biraz önce Sayın Genel Müdür söyledi. FAT diye bir örgüt var. Dünyada Amerika, Avrupa kendi kafasına göre dünyadaki ülkeleri sigaya çekmek için bir takım organizasyonlar kuruyor. Onu da bir takım ekonomik şeylere bağlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya dünya beşten büyüktür diye. Tezgah oluşturuyorlar. Diyorlar ki biz kara paranın aklanması,
ve terörün finansmanı için bunu kurdu. Ya en büyük terörün finansmanını yapan Amerika. Ya en büyük. Ya PYD'yi, PKK'yı ben mi destekliyorum? Ama ona kimse bir şey diyemiyor. Affedersin, para basacak, kimse hesap sormayacak. Ama seni bir yerden kuyruğundan yakaladığı zaman seni gri listeye almaya çalışacak. O da yalandan. Ya kendi kırmızı olmuşsun. Dünyanın dengesini bozmaya, huzurunu bozmaya çalışıyorsun. Arkadaşlar benim bu söylediğim gerçekler. Bunları öteki dünyaya gittiğimizde söyleyebilme fırsatımız olmayacak. Burada söyleyebildiğiniz kadar söyleyin. Hakikaten olmayacak yani. Dünyanın bugünkü egemenlerinin yapısına ayak uydurursak özgürlüğümüzü, hürriyetimizi kaybederiz. Bu kadar açık. Dün gece, gecenin geç saatlerinde bakanlıktan çıktım. Söz verdiğim için 15 Mayıs'ta vizyona girecek bir filmin, Kurtuluş Savaşı ile alakalı bir filmin ilk çekimini, yani ham halini seyrettim. Seyrettikçe bu milletin hangi fedakarlıklardan geçtiği bir daha okuduklarımızla, anlatılanlarla, yazılanlarla bir kez daha aklımdan geçti. Biz kendimize sadece lazım olan bir millet olsak gereğini yerine getirelim. Kolaymış. Ama bu salondaki arkadaşlara da söylüyorum. Batı'nın sivil toplumculuğunun taklidi tefessühtür. Bir daha ifade edeyim. Batı'nın sivil toplumculuğunun taklidi tefessühtür. Bu kadar basit. Ve eğer biz bu tefessüh noktasına düşersek yanılırız. Bizim dünyaya öğreteceklerimizden bir tanesi de sivil toplumculuğun nasıl olacağıdır. Dayanışmanın, birliğin nasıl olacağıdır. Bugün öğretiyoruz ama bunu hakim kılmak durumundayız. Bizim böyle bir zorluğumuz var. Halihazırda 2022 yılı itibariyle ülkemizdeki faal dernek sayısı 122.098'dir. Bir karşılaştırma olması bakımından 2016 yılında bu rakam 108.217 idi. Bu da yaklaşık %13'lük bir artışa karşılık gelmektedir. Yani son 5 yıldır. Hatta o zaman da şöyle bir tartışma da oldu, yine hatırlarsınız. İşte bu FETÖ'nün derneklerini kapatıyorsunuz, PKK'nın derneklerini kapatıyorsunuz, Türkiye'de sivil toplumculuğu daraltacaksınız, öldüreceksiniz. Biz sivil toplumculuğu aslında bütünleştirmeye çalışıyoruz ya. İfsad etmiyoruz. Dernekçiliği, akıfçılığı aslıyla bütünleştirmeye çalışıyoruz. Ama burada bir söz söyleyeyim. Türk siyasetine de söylüyorum bu sözü. Tayyip Erdoğan'ı iyi takip edin. Tayyip Erdoğan'ın jürisi hiçbir zaman Batı olmamıştır. Tayyip Erdoğan'ın jürisi millet olmuştur. Herkes takip etsin. Bir daha söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ın jürisi hiçbir zaman Batı olmamıştır. Tayyip Erdoğan'ın jürisi millet olmuştur. Bizim jürimiz millet olursa biz ancak yol alabiliriz. Biz Batı'ya kendimizi beğendireceğiz diye jürimizi onlar tutarsak, ki bunun çok Batı tapınakçıları var bu memlekette, bizim memleketimizde. Kıyameti koparıyorlar. Altılı mutabakatlarını bile, 6+1'li düzelteyim, mutabakatlarını bile büyük elçilere gönderiyorlar. Büyük elçiye daha doğrusu. Birkaç tanesi ifşa oldu diye başka bir büyük elçiye gönderiyorlar.
Arkadaşlar bunun adı vatan. İhanet vataniyedir. Vatana ihanettir. Bu kadar açık net. Ben ciddi bir şey söylüyorum. Kaç gündür de söylemeye devam ediyorum. Edeceğim de. STK ziyaretleri kapsamında 2019'dan bu yana toplamda 5204 derneği arkadaşlarımız ziyaret ettiler. İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüklerimizin modern bir yapıya kavuşturulmasından, eksikliklerin giderilmesine, hizmet kalitesinin yükseltilmesinden, sivil topluma yönelik hizmetlerin etki ve verimli bir şekilde sunulabilmesi adına konsept proje adıyla bir projemizde inşallah hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Nasıl yeni nesil nüfus müdürlüğü konseptinde hakikaten başarılı bir proje ortaya koymuşsak, şimdi de sivil toplum il müdürlüklerimizi yeni bir tasarımla tam hak ettiği bir görünüme kavuşmasını planlıyoruz. Ve 40 ilde bu projelerin uygulanması talimatında arkadaşlarımızla birlikte vermiş olduk. Görev sahamıza giren her başlıkta olduğu gibi sivil toplum alanında da dijitalleşmeye dair kilit hamleler yaptık. Bunların da en başında halen 123.485 aktif kullanıcısı bulunan Derbis geliyor. Derbis üzerinden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan entegrasyon sayısı da şu an 18'e ulaştı. Artık derneklerin gelir tahsilinde kullanılan e-alındı belgesi, ayrıca faaliyet ve e-tüzük belgeleri fiziksel ortamın yanı sıra Derbis üzerinde alınmaktadır. Bu da bizim önemli bir gelişme alanlarımızdan bir tanesidir. Vatandaşların herhangi bir derneğin üyesi olup olmadığını sorgulanabilmeleri, üye olduğu dernekten e-devlet üzerinden üyeliği sonlandırabilmelerine ilişkin dernek üyeliği sorgulama ve sonlandırma hizmetlerini de tamamladık. E-devlet üzerinden hizmete sunduk. Bugüne kadar bu hizmet, dikkat edin, 3.8 milyon kez sorgulanmış ve bu hizmet kullanılarak 94.363 kişi dernek üyeliğine son vermiştir. Şunu söylemek isterim. Bugün derneklerle sivil toplumla ilgili iş ve işlemlerin %100'e yakını Derbis üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bu önemli bir atak. Ve yine burada söyleyeyim, arkadaşlarımızla yine yıl başında yaptığımız değerlendirmede Derbis'teki yazılımımızı Cumhuriyet'in 100. yılına uygun bir hale tekrar getiriyoruz. Aslında çok eski bir yazılım değil ama tekrar hem hızlanması için hem farklı analizleri yapabilme kabiliyeti ortaya koyabilmek için bunu gerçekleştireceğiz. Derbis ve E-Devlet üzerinden yardım toplama başvurusunda bulunmalarına yönelik E-Yardım Toplama, derneklere elektronik tebligat yapılabilmesine ilişkin E-Tebligat, dernekleri tutmakla yükümlü oldukları defterleri Derbis üzerinde tutabilmelerine imkan sağlanması amacıyla E-Defter UYAP entegrasyonu, siyasi partiler bilgi sistemi, PARBIS gibi birçok dijitalleşme projesini inşallah kısa bir süre içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Önemli üzerinde durduğumuz bir diğer husus ve bu toplantının asıl konusu elbette ki denetimlerdir. 15 Temmuz sonrasında ciddi bir denetim atağına kalktık. 2017 yılında denetlenen dernek sayısı 3682 idi. Bir sonraki yıl bunu 5582 yaptık. Bir sonraki yıl 2019'da 14.639 olarak gerçekleştirdik. Pandemi etkisiyle 10.511'e doğru bir azalış oldu. Sonrasında ise geçen yıl 17.787'ye yükselterek bu ivmeyi devam ettirdik. Bu yılda halen şu saate kadar 5.214 denetim gerçekleştirdik. Hedefimiz şu: sivil toplum örgütlerinde denetlemeyi biz rehberlik olarak da yapıyoruz. Yardımcı oluyoruz, destek oluyoruz. Destek olmaya da devam etmeliyiz. Bu alanı geliştirmeliyiz de. Ancak bu alanı istismar edip Türkiye'nin sivil toplum örgütçülüğünün çanağına kan doğramaya çalışanlara da fırsat vermemeliyiz.
Yani sivil toplum örgütçülüğünü lekelemeye çalışanlara fırsat vermemeliyiz. Diğerlerinin emrine havadeyiz. Teröre. Adam spor kulübü kurmuş, kumar oynatıyor. İşi bu. Kumar oynatmak. Aa, şimdi Ramazan geliyor. Kötü bir alışkanlık var Ramazan'da. Tombola oynatacaklar. Hadi oynatın da göreyim. Ha, şimdi buradan uyarıyorum. Herkesi uyarıyorum. Hadi bakalım oynatın da göreyim. Allah'ını severseniz ya. Bu ne menen bir alışkanlıktır. Kültür derneği kuruyor. Başka işler ortaya koymaya çalışıyor. Size şimdi bir takım rakamlar vereyim. Bana kızıyorlar ama ben bu soruyu sorgulamak zorundayım. Daha yumuşak olanlar sorgulamasınlar. Ben sert olayım bu anlamda. 2016-2020 yılları arasında Türkiye'de kurulmuş bulunan 22 LGBT derneğine toplam 20 milyon 127 bin dolar 127 bin 417 dolar yardım yapıldı. Kuruşu kuruşuna söylüyorum. 2021'de de herhalde bir 5 milyon dolar vardır. Etti sana, işte onu alacağız şimdi. Etti sana 25 milyon dolar. LGBT derneklerini Batı deli gibi fonluyor. İşleri güçleri bitti. Sapkınlığa doğru yelken açmış gidiyorlar. İdlib'de, Bangladeş'teki kamplarda gördüğüm sefilliği, dramı başka hiçbir yerde görmedim. Günlerce etkisinde kaldım. Samimiyetle söylüyorum. Batılı ülkelerden oralara bu kadar sistemli, bu kadar kolay ve hızlı para bulabilmeniz mümkün değildir. Dertleri insan değil bunlar. Sistemli diyorum. Çünkü bahsettiğim bu 25 milyon dolar yardım her yıl belli oranda artarak devam etmiş. 2016 yılında yıllık 1.7 milyon dolar, 2019'da 5.3 milyon dolar, 2020'de pandemi sebebiyle biraz düşmüş 4.2 milyon dolar. İşte bu yıl 5 milyon, 2021'de 5 milyon dolar. Hiç boş bırakmamışlar. İşte parasız bırakmamışlar. Bir başka kıyas daha yapayım. Yurt dışından gelen yardımları konulara göre ayırdığınızda bir yanda 22 LGBT derneğine gelen 25 milyon dolar tutun. Mesela bunun yanısında şöyle bir tablo ifade etmek isterim. Yurt dışı yardım alınan 20 kategori içerisinde 4 en büyük kategori 84.6 milyon dolarla hak ve savunuculuk dernekleri. Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Önemli bir bölümünü. Türkiye'yi sabahtan akşama kadar sorgulayan, dışarıya ispiyonlama yapan dernekler. Yani büyük bölümü. Bir bölümünü ayırarak söylüyorum. Hak ve Savunuculuklar Derneği'nden en yüksek paralar alanlardan bir tanesi. Onu da söyleyeyim. Yani neyi ifade ettiğimi anlatayım. 2018-2020 arasında toplam 250 bin dolar, 200 bin euro, 175 bin sterlin, 1,5 milyon yardım almış. Faaliyetler arasında ne var biliyor musunuz? Erişim engeli kararı verilmiş. Cinsel içerik dahil olmak üzere internet sitesi içeriklerini
kendi sosyal medya hesaplarından erişime açmak. Yani aslında yani insanlarımızı korumak için mahkeme kararları da alınmış. Bir takım tedbirleri delmek için elinden geleni yapma fonunu Avrupa, Batı, Türkiye'deki sivil toplum örgütlerine veriyor. Şimdi insan ister istemez şunu sorguluyor. Acaba bunlara gelen fon, bu fonlara yardım mı? Yani bunlara yapılan fonlara yardım mı? Yoksa stratejik yatırım mı? Biz bu stratejiye yabancı değiliz. PKK'yı yıllarca bu yöntemle beslediler. 15 Temmuz öncesinde Batman'da, Şırnak'ta adı sanı duyulmamış. Sadece bir yıllık maaşı olan derneklere Avrupa'dan milyon euroluk EFT'ler yaptılar. DHKPC aynı şekilde yıllardır Batı'nın bu yöntemle fonladığı bir yapıdır. Sivil toplum kuruluşu görünümündeki pek çok dernek üzerinden fonlanmıştır. Keza bugün bir takım dini yapıların güya radikal görüntü vererek, sokak eylemleri yaparak, polisle ve devletle karşı karşıya gelerek özgürlük savaşçısı kılığında toplumsal bir ayrışma oluşturmaya çalışması yine sivil toplum alanını istismar etme stratejisinden beslenmektedir. Bir örnek vereyim mesela. Yani ülkemizde duysun milletimizde. Ülkemizin bir vilayetinde, Güney vilayetlerinden bir tanesinde 120 tane derneği sadece bir ülke besliyor uzun yıllardan beri. Nokta. Biz elimizi teslim alalım, bekleyelim. Şunu ifade etmek istiyorum. Allah rızası için. Bu makamlar gelip geçicidir. Allah adı için söylüyorum. Geçmişimize karşı da çocuklarımıza, geleceğimize karşı da sorumluyuz. Eksiğimiz olur, aksağımız olur. Ama bu sorumluluğumuzu ortadan kaldırmaz. Bunları görüp kafamızı çeviremeyiz. Onun için kıymetli arkadaşlar, bir sivil toplum alanını geliştirmek bizim boynumuzun borcudur. İki, sivil toplum alanına rehberlik etmek yine bizim boynumuzun borcudur. Sivil toplum alanını devlet boyunduruğundan çıkartmak bizim boynumuzun borcudur. Bakın farklı şeyler söylüyor. Sivil toplum alanını lekelemeye çalışanlara fırsat vermemek bizim boynumuzun borcudur. Sivil toplum alanımızı bütün dünyaya örnek göstermek ve geçmişimizle, geçmişimizin sivil toplum yapısıyla övünerek onu 100 yılımızın, 1000 yılımızın sürdürülebilir hale getirebilecek dönüşümleri gerçekleştirmek bizim boyumuzun borcudur. Diğerleri teknik meselelerdir. Ve bunların hepsini yapabilme kabiliyetine sahibiz. Bunu yaparsak demokrasiyi besleriz. Bunu yaparsak hukukun üstünlüğünü besleriz. Bunu yaparsak birliği besleriz. Bunu yaparsak merhameti besleriz. Bunu yaparsak dayanışmayı besleriz. Bunu yaparsak kardeşliği besleriz. Ve bunu yaparsak esas itibariyle dünyanın dolu dizgin gittiği boşluktan dünyayı çevirebilme kabiliyetine sahip oluruz. Bu kadar açık belli. Ya biz hepimiz bunu yapabilir miyiz?
Bir kişi çok işler yapıyor dünyada. Yirminci asırda, 20 yılda yaptıklarımız bize özgüven duygumuzu yeniden giydirmiştir. Onun için kıymetli arkadaşlar, hepimiz hakkın ve adaletin misyonerleri olmalıyız. Mücadelemiz de bu olmalı. Sizin çok keyifli bir alanınız var. Çok zevkli. İnsana dokunan, topluma dokunan, iyiliğe dokunan, merhamete dokunan, çocuğa dokunan, yaşlıya dokunan, gence dokunan, sporcuya dokunan. O kadar keyifli bir alanınız var ki. Çocuklara tenis öğretmek istiyorsunuz. Elinizde imkan var, öğretirsiniz. Çocuklara judocu yapmak istiyorsunuz. Elinizde imkan var, öğretirsiniz. Bulunduğunuz yöredeki çocukların yabancı dil öğrenmesini istiyorsunuz. Buyurun, elinizde imkan var, öğretirsiniz. Osmanlıca öğretmek istiyorsunuz. Elinizde imkan var, öğretirsiniz. Hepsini öğretirsiniz. Dünyayı tanıtmak istiyorsunuz. Elinizde imkan var, öğretirsiniz. Onlara deneyler yaptırmak istiyorsunuz. Elinizde imkan var, öğretirsiniz. Biz Aspare'de çok işler yapıyoruz. Çok insana dokunuyoruz. Çok da gönüle dokunuyoruz. Siz dokunuyorsunuz yani. Siz bu alanı en iyi bilenlerdensiniz. Onun için bu alanı hepimiz bütün dünyaya örnek bir hale getirmek durumundayız. Bu alanı Batı'nın tasallutuna veremeyiz. Bu kadar basit. Onlara da öğreteceklerimiz var. Onlar öğrenmek isterlerse de onlara da öğretiriz. Ben biliyorum diye bunu büyüklük yaparlarsa Allah yollarını açarız. Der geçeriz. Onun için kıymetli arkadaşlarım, bu eğitimin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve bugün de yine bir programımız daha var. Sivil toplumda, o da yeni kurduğumuz ve ısrarla toplantılarını takip ettiğimiz bir alandır. Sivil toplumla ilgili istişare kurumumuz var. Ve istişare kurumumuzu toplayacağız. Hiçbirini de eksik yapmamaya çalışıyoruz. Görevimizi yerine getiriyoruz. Bu vesileyle ben tekrar öncelikle eğitimimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ben söyleyeceklerimi söyledim. Allah nezdinde sorumluluğumu, kul nezdinde sorumluluğumu buraya bırakmış oldum. Rahatım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.